sığmıyor. Mezopotamya Akdeniz'in arasında bereketli hilal. Dolayısıyla bu coğrafya özellikle antik kentler bakımından bütün medeniyetlerin ev sahipliğini yapmış bir coğrafya. Ayrıca şu anda bölgesinin lezzet başkenti olan bir coğrafya ve bu bakımdan başka bir şeyi de şu anda bu şehrin yeni bir kimliğini de hep birlikte kucaklıyoruz. 350 bin mültecisi olan ve ensar muhacir ilişkisinde bir Medine ruhuyla, bir ana kucağıyla bütün kardeşlere ev sahipliği yapan İyilikler Şehri'ne hoş geldin Sayın Bakanım. İlkleri barındıran bir köprü Şahin Bey Belediye'mizle ortak yaptık. Ortak birlikte rahmet var diye yaptık. 140 metre ark germe, tek taraflı ark germeyle şu an Türkiye'nin bu modelinde en uzun 140 metre uzunluktaki köprüyü başarmış olduk. Çünkü çok hızlı büyüdük. Hızlı büyüme demek, büyük yatırım demek. İşte şu gördüğünüz toplu konut, 50 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutta, özellikle Sayın Genel Sekreterimin başkanlığında milletvekillerimle 5,5 milyon metrekare yeri aldık. Dolayısıyla bizim için büyük barajlar çok çok önemli. Bir bütçe düşünün ki toplam maliyetinin %25'ini elektrik parasını ödemek zorunda kalıyor. İşte o yüzden biz yeni bir baraj için hep birlikte çalıştık ve hamdolsun bugün GASKİ Genel Müdürümüz burada. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın talimatıyla bu güzel eser de şu an ülkemize kazandırılıyor. Çünkü yola çıkarken söylediğimiz, yıllarca su aktı biz baktık. Ama artık suyu kullanan yeni bir Türkiye var, yeni bir Gaziantep var. Arkasından Sayın Bakanım, şu çalışmalarımıza bakarsanız bunların hepsi tamamlanmak üzere. Temeller atıldı ve projelerimiz bitiyor. Solar Park projemiz çok yakında hizmete geçiyor. Da Gaziantep ve Hatay dışında. Sayın Müsteşarıma ve Müsteşar Yardımcılarımıza anlattık. İnşallah bu güneş enerjisinden daha istifade etmemiz için bizi çok daha ileriye, muasır medeniyetler seviyesine taşımak. Söylenecek söz çok. Ama Antep'e söyleyecek söze ne hacet? Antep elhamdülillah gazilik statüsünü, gazilik sıfatını aynı zamanda üreten bölgenin yıldızı olan ekonomisiyle de bütünleştirip Türkiye'ye ve bölgeye örnek olma noktasında çok daha ileri bir noktaya doğru hızla ilerliyor. İnşallah sizlerden aldığımız bu güç ve enerjiyle AK Parti iktidarıyla hükümetimizde, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, Başbakanımızın hükümetimizin önderliğinde her zamankinden daha çok çalışacağız. Evet, açılış kurdelemizi kesmek üzere değerli belediye başkanlarımızı da sahnemize davet ediyorum. Evet, Sayın Başkanım. Evet, Cenab-ı Allah bu güzel yatırımları ve hizmetleri güzel Antep'imizin, Gaziantep'imizin daha hayırlı işlerine vesile kılması noktasında ya Allah, bismillah, hayırlı olsun. Amin.